Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geçen kaldığımız dersten devam ediyoruz. Dersimiz gafletten kurtulmanın yolu, şekli. Öyle dediğim, gafletten kurtulma çareleri. Bu ikinci ders oluyor. Eğer ben bu dersi bugün bitirebilirsem, gafletten kurtulma çareleri, sonra eğer bir 15-20 dakika dahi olsa, müşeveşiyet, aculiyet, hırs basamaklarını okuyacağım. Müşeveşiyet, aculiyet, hırs basamakları. Gafleti bir daha lügatını söyleyeyim, sonra ben toplamadan çıkarttığım mana. Gaflet lügatta bilinçsizlik, unutma, aldırışsızlık, vurdum duymazlık. Bu lügattır. Şimdi bulamayacağınız, lügatta bulamayacağınız, toplamadan çıkarttığım istinbatım şu. Mazi ve müstakbeli kaldırıp hazırda kanaat etmek. Mazi ve müstakbelsiz yaşamak. Yani mazide murat nokta istinattır Allah'a iman. İstikbalden murat nokta istimdat ahirete iman. Yani Allahsız ve ahiretsiz yaşamak. Mazi ve müstakbeli ortadan kaldırıp hazır zamana kanaat etmek. Bu gaflettir. Gafletin sebeplerini okuduk. Kaç ders? 3. Ondan sonra bugün de gafletten kurtulma çareleri 2. Devam ediyorum 530'da sözlerde. Afaki ise icmali yapılmalı. Bunu Mesnevi'de de şey yapıyor. Eğer böyle yapılmasa kesret fikrini dağıtır. Afaki tefekkür. Enfusi tefekkürü anlatıyor Mesnevi'de. 147'de var. 148'de geçiyor. Afaki tefekkür icmal et. Enfusi tefekkürü derinden derine, inceden ince tetkikat yap. Böyle yapılmasa fikrin dağılır. Mesela eylemi yapıyorum. Tevhid dersi yapıyorsunuz. Sanki o tevhid dersine bir hayret verme ihtiyacını duyuyoruz. Yani bir ders yaparken illa böyle güneşin çapını, saniyede patlayan miktarı, işte semaya gelen miktarın bilmem ne kadarsı vay be falan. Ondan sonra bir tevhid anlatılıyor. Böyle detayı anlatmak fikri dağıtır. Böyle fikir dağılır. Bir de evham seni havalandırır. Enaniyet kalınlaşır, gaflet kuvvet bulur, tabiata kalbeder, işte dalalete isal eden kesret yol budur. Yani afaki tefekkür inceden ince yaparsa meslek sahibi hariç, fencidir, felsefecidir, ne bileyim matematikçidir, fizikçidir, onlar hariç, o kendi mesleğini bilmesi lazım, botanikçidir, hücreyi bilecek. Ama yani ben şu bilgiyi de elde edersem, Risale'nin daha iyi anlarım. O zaman işte takozladın yani. Evham seni havalandırır. Evham. Evham neydi? Evham? Olmayan bir şey olur zannıyla meraklanma. Meraklanma. Şimdi evham özelliği, yapısı, bu da yok lugatta, şu anda söyleyeceğim. Lugatta yok. Yoku, yukarı yapıyorum bakın, yoku. Var gösterme. Vesvese neydi? Varı yok gösterme. Bak varı yok gösterme. Böyle yapıyorum simgesel ki hafızamızda kalsın diye. Varı yok et, yok gösterme. Mesela abdestin varken, imanın varken yok. Yok senin der. Vesvese geliyorsa o geldiği mevzu
kesin sende bağlılığını gösterir. Mesela bana abdest hakkında vesvese gelmiyorsa abdest alıyorum. Abdest hakkında vesvese geliyorsa ben almıyorum. Çünkü abdestimin delili vesvesedir. Delili onu yapıyorum. Tamam. Çok tuhaf. Vesvese gelince abdest alıyorlar. Tam bir tuzak. Vehim ise tasavvurdadır. Diman mertebesi. Bu çok önemli de onun için anlatacağım. Dimada meratip dışarıdan içeriye doğru. Malum biliyorsunuz ben tekrar ediyorum. El tekrarullah sen. Soğan kabının dışında tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7. Tamam. Şimdi evham, vehim burada. Tasavvurdadır. Kalitesiz düşünceler, kalitesiz malzemeler, kalitesiz bilgiler, dışarıdan alınanlar. Bunlara noktayı, vahidi, kıyasi. Kıyas da elde ediliyor. Emri nisbiyye. Nispet edilerek alınmış. İçeride sen onun eviriyorsun, çeviriyorsun, kesiyorsun, doğruyorsun. İtibari bu. İçerideki bu. İşte evham, vehmin yapısı. Bunun özelliği tasavvurdadır. Tasavvurdadır. Şey de diyebilirsiniz, emri nisbi tahayyül vasıtasıyla da gelebiliyor. Ama emri itibari içsel yapıdır. Yani dışarıdan gelenleri kesiyor, biçiyor, çıkartıyor, ekliyor, çarpıyor. Kendisine göre bir dünya kuruyor. Burası. Onun için Risale-i Nur kaçtaydı? 200 bugün okuduk ya. Bugünlerde diyor Üstad o tarihte 1934. Bugünlerde diyor bu çevrelerde diyor sıkıntı çoğaldı diyor. 200 kaçtı? 54 miydi? Oraya, 249. Bugün yani sağ tarafta ikinci paragrafta. Böyle çok ilginçtir. Bir çare söylüyor. Sıkın bugünlerde çoğaldı diyor. Çareyi de şöyle diyor. Bu 249. Oku ha. İzle oku. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Ha bu burada demiyor. Herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Etmeye yok. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Maddi hava bozulması. Ne yapıyor maddi hava bozulunca? Maddi hava bu. Manevi havanın bozukluğunda maddi ve umum bir sıkıntı hastalığını vermiş. Manevi hava bozulunca. Manevi hava bozulunca o adam şu bana niye sirayet ediyor? Kastamın 66, tamam mı? Buharat-ı Muzahrefe. O dersi yapmıştım. Yani kısaca bunlarla alakalı olduğu için buraya girdim. Çareyi de söyledi ondan sonra okuyacağım. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Bana da sirayet etti diyor usta. Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Evet. Peki soru şöyle geliyor. Abi ben çok meşgul oluyorum 3-5 saat gene sıkıntı var. Demek ki yöntem hatası var. Meşgul olma yöntemi senin rahatlama değil sıkıntına çoğaltacak bir yöntemle yaklaşıyorsun. Gır 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 okuyorsun demek ki değilmiş. O dönemi geçirdin. Çocuğa şimdi mama yedirdin. Şimdi sen hangi mamayla doyarsın? Geçti o kardeş. Pirzola da iyidir diye bebeğe de pirzola yedirilmez. O daha önce yaptım gene. Sesli derslerde var zannediyorum. Risale-i Nur nasıl okunur? Hani arkadaşlar gelmiş sormuştu ya. Ya demek ki düz okumaktan sıkılıyorsan çok iyi. Ne demek o çok iyi? Ya demek ki bu sana diyor ki tamam senin düz okuma dönemin geçti, mama dönemin geçti. Zorlama. Sana zaten söylüyor. O dönemin geçti. Bu okumayacak. Diretiyorsun, direttikçe o da diretiyor. Böyle okumayacaksın demek. Onu değiştireceksin. Nasıl değiştireceksin? Düz okuma, öteki 6 çeşit okuma yaptık değil mi? Şimdi bu evham seni havalandırır. Havalandırır. Görüyor musunuz havalandırır? Yoku var yapar. Pişt. Evhamın vazifesi neydi? Yoku var yapma. Havalandırır. Acayip olur. Yani ondan sonra dersin ki ona bir ders yaptı adam.
Bir girdi hücreden, molekülden çıktı. Evet. Ondan sonra peki enfusi tefekkür? Derinden derine, inceden inceye. Ya ne anlatıyorsun kardeşim bunlar ya falan. Derinden derine, inceden ince. Dalıyorsun, kendini yorumluyorsun, keşfediyorsun, seyahat ediyorsun. Hicret ediyorsun kendine. Barışık oluyorsun kendine. Unutmuşuz kendimizi. Ben çok merak ediyorum diye bir dersim var. Kendimi kaybettim. Beni bulan bana haber versin. Merak ediyorum kendimi. Evam seni havalandırır. Enaniyetin kalınlaşır. Böyle şey yaparsak vay be neler şey yapıyor. Oysa Risale-i Nur'un şey yapacak. Gafleti kuvvet bulur. İşte gafletin tabiatın tabiata kalbeder. Yani sebep sonuç ilişkilerine tabiata kalbeder. Bize de bu sirayet ediyor. Tabiat perest değil yani bu. Sebep sonuç ilişkileriyle düşünmeye mecbur olur. Felsefecilerin çözemediği iki tane temel bir şey var. Çok fena darmadağın ediyor. Bir, sebebi yokken yapılan duanın kabulü. Sebep sonuç ilişkisi değil, onu yıkıyor. İki, mucize. Sebep sonuç ilişkisi yok. Sebep yok çünkü. Demek ki tabiata kalbeder, işte dalaleti ishal eden keset yolu budur. Demek enfusi tefekkür yapamamak gaflet veriyor. Büyük Mesnevi Nuri'ye tefekkür, bak ne diyor tefekkür, barit ve camit gafleti eriten bir nurdur. Barit, soğuk ve camit. Eritiyen bir nurdur. Tefekkür eden bir kafaya Allah'a yemin ederim, zatına yemin ederim ki asla gaflet, vesvese, vehim, şeytan musallat olamaz. Yapısı böyle değil yani, mümkün değil. Şöyle diyeyim, yüksek fırın 3500-3800 santigrat derecede, 5000'e şimdi kadar çıkmış 7000'e. Yüksek fırınlarda nükleer neredeyse şeyiyle çalışıyorlar. Mesela 3000 santigrat derecede bir ocak düşünün. Kalemi attım. Vallahi kalem kalemlikten çıkar desem doğru değil mi? Aynı böyle. Ona da benzemiyor ateş. Çünkü cin yanaşamaz. Cinler kalbe değil, dimağa. Şeytan buradadır ama bazen de kafayı dimağa karıştırır diyor bazen. Bu çünkü talebesi, şeytanın talebesi nefse emmaredir. Cinler de onun talebesidir. Müslüman olmayan cinler şeytandır. İnsi şeytan. İnsi şeytan var, cinli şeytan var. Şimdi bak çareye bak. Tefekkür, barit ve camit olan gafleti yani cinlerin ve ruhanilerin, ervah-ı gayri taibelerin cirit atmasına manidir tefekkür. Şimdi nasıl girecek benim dimağıma? Öyle yoğunlaşmışım ki şimdi. Nasıl girecek? Tefekkür. Çünkü müthiş bir yayıyor. Şey zannediliyor arkadaşlar bu 66'da Buharat Muzahrefe diyor. Tabi mecazı efendim ima yapmışız böyle. Sarı yapmışız. Sarıatı da mecaza tabir edilince bunları anlamaz tabi bu konuştuğu. Külliyatı da bu da anlamaz. Mesela kafadan çıkan var ya böyle. Şu anda ne düşünüyorsam. Ne düşünüyorsam realitedir, mahluktur, vücudu haricisi vardır. Esir bile değil. Maddi hayattır. Çıkıyor. Ve bozuyor burayı. Buna ait ben size. Buna ait. 2-3 tane örnek vermiştim. Bir tane de vereyim. Ecdadın camisine gidin. Orada hissettiğiniz zaman. Mesela ben cumada şuradaydım. Bir net yağ var, ne tuz var. Ya Rabbi ya. Hiç ama ha. Bu kadar. Bu kadar mı olur? Biraz bir şey benzese. Şimdi peki niye farklı? Şimdi sizin yatak odanızda ders salonunuza bakın. Burası ile aynı mıdır? Şurası ile benim oda bile aşağı oda hariç. Senelerce vazife yapmış o başka. Yani aynı mı şurası? Ne fark var? Yani siz eve gittiğiniz zaman şimdi dershaneden çekip gittiniz tamam mı? Dershaneden gittiğiniz zaman evinize böyle hava var mı yani? Böyle bir şey olur mu? Yani demek aynı diyorsan demek ki kediyi de getirin buraya eve de götürün aynı. Kedi de aynı, kedi de fark etmez yani. Peki nereden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor. Çıkan realitedir arkadaşlar, realitedir. Buna ustad diyor ki
kötü düşünceler, kötü suizanlar, hasetler, adam öttür, vay adama falan, o anda buhar çıkıyor diyor. Buharat-ı âliye değil, buharat-ı muzahrife. Bu çıkıyor, o çıkıyor, o çıkıyor, o çıkıyor. Ondan sonra onu teneffüs ediyorsun, havayla geliyor. Filmin içerisine geliyor 25. kare. Teneffüs ediyoruz. Realitedir bunlar yani. Ustad 260 Kastamonu'da diyor ki, yani bunlar hep mecaz. Oradan bir şey oku da gidelim, laikaları böyle yaptı. Böyle olur tabii. Diyor ki, halimi soranlara nazar, nazarda realitesi bak, nazar ne kadar realite ise, nazar nedir? Bu hadislerde geçiyor, şu anlarda 13'ünde de geçiyor. Nazar ve ervah gayri taibe cihetiyle diyor başıma gelen musibet. Acayip bir şey ya. Ricalul gayb meselesi var Risale-i Nur'da. Ebdal var, aptal değil. Ebdal. Bunlar acayip bir şey. Mesela bir tanesi, bir ne? Orada ama buraya tasarrufa yetkili. Ricalul gayb. Mesela onlar. Mesela oradayken burayı tasarruf ediyor. Nedir o? Ricalul gayb. Geylani, Marifi Kerri, Hayat Harrani, Abdülkadir Geylani, ustalar ise tasarruf ediyorlar. Ebdal ise buradayken oraya tasarruf ediyorlar. Bunlar ara formattır. 121 şualarda insani berzahtırlar diyor. Acayip bir şey ya. Risale-i Nur hepsini demiş arkadaşlar. Sıkılıyorsun. Tabii ki sıkılırsın. Oku oku anlarsın. Onu diyen anlamamış ki. Onu diyor. Oku okuyla anlama olmaz kardeşim. Onu anlas hakikaten. Oku oku anla. Kendisi demezdi. Oku oku. Neyi sıkılıyorum kardeşim? Diyor ki bu havalede bu sıkıntı var. Demek ki tetkikat yapacaksın. Fecma havasaha. Yani havaslarını topla. Cemet. Hazreti Ali emrediyor bize değil mi? Birinci şu anda, kaçıncı şu andaydı? Sekizinciyle mi adamış? Sekizinci şu anda. Risale-i Nur'un havaslarını topla, hassalarını topla, cemet, bir araya getir, bir hayri tümümet. Sonra ancak hayır böyle tamamlanır diyor. Öyle diyor mu demiyor mu? Şimdi buharat-ı muzahrefeyi mecaz dedi. Nazarı mecaz dedin. Allah Resulü mezarlığa gösteriyor, bu ölülerin yarısı diyor, gözle gitti diyor. Ya kardeşim realitedir, realite. Hiç meletrondan anlamıyorsun. Çıkan duman çıkmıyor mu? Ya senden çıkan şey, koku çıkmıyor mu? Koku çıkmıyor mu koku? Aynı bu işte. Düşünceyle bilgisayarı kullanıyorlar. Şu an bandı var mı o? Var hocam. Düşünceyle hemen açıyor değil mi? Tabii yazıyor, ediyor. Bak. Var yani. Düşünceyle tabii bilgisayar. Tabii. Hala biz ne konuşuyoruz? Buharat-ı Muzahrefe'den konuşuyoruz. Bilgisayar açıyormuş adam. Çok acayip. Ben kaç seneden beri bağırıyorum ama hep şey diyorlar, meczup, tamam. Kimisi felsefeci diyor, kimisi meczup diyor, kimisi bilmem ne diyor. Acayip. Diyenler herkes böyle ayağına mermisi, kendisi sıkıyor, istifade edemiyor. Risale-i Nur ya, bambaşka bir şey ya. Hayatın hakikatini değil, hayatın mahiyetine girmiş Risale-i Nur. Nasıl gizlemiş ya, sehli mümteni. Mecazı sarahatta, sarahatı mecazda. Yani o kadar sari, biz hep mecaz demişiz yani. Hep böyle lakayt işte. Oku oku da, oradan bir şey okudu gidelim. Elde böyle ha. Abi ikide bir niye böyle yapıyorsun? Çıldırtmış da beni. Travma olmuş bende yani. Ya ben, bir nokta diyor, manayı değiştirir diyor ustad. Sen oku oku diye birisi birisine hissiyatını anlatmıştın. Abi gafiyim. Mesnevi Nuriye 148'de gaflete bir çare daha sunuyor. Neymiş? Eğer alamın lezaize, narı nura inkılap etmesi emelindeysen, alamın lezaize, alam, elemler cemdir. Narı nura inkılap etmesi emelindeysen, evet, evkat-ı hamsede, ruku ve sucud kancası ile gururun hortumunu bük, sık, başını kır, imanı doldur. Sonra ayata tefekkür ile taata devam eyle ki şefk ve gaflet perdeleri yırtılsın. Şek,
ve gaflet perdeleri yırtılsın. Bu dalalet acılığından necatın halavete tevazu ile münacat lezzeti ortaya çıksın. 148 Mesnevi'de. Yani ne yapacakmışız? Alamız sucud kancası ile sucud secde ne demek? Bizim bildiğimiz secde mi? Kulullah'a yakın olarak hadiste geçer. Evet. Yani Allah'tan kopmayacak bir hayat. Eğer sucudu süpse namazdaysan zaten biz namazı büküyoruz. Salata girmek lazım. Salat namaz değil. Salatın içine 5 vakit namaz var. Salat hayatın tümüdür. Yani var ya Besmele'de salat başta Bismillah. Salat tek o zaman abi. Salat tektir. Namaz 5'tir. Salatın farzı 3'tür. 146 söz der. Ya? 140 ne dedim ben? Ben 46 dedim. 146. Yanlış dedim. Aferin. Allah razı olsun. Düzelttim. 46. Ben neyi düşünüyorum, ne söylüyor? Evet, 46. 146 ne işi var? 9. söz ya. 146, 14. 13 ve 14. sözdür, değil mi? Sucud kancasıyla gururun hortumunu bük, sık başını kır, imanı doldur. İmanda şey zannediliyor, bir seziş, bir kavrayış, bir yakınlık, bir inanç şey zannediliyor. İman mahluktur hakikati. Vücud haricisi var, realitesi var. 71 işaret edeceğiz. 71'de malzemesinden bahsediyor. Mahluktur, realitesi var. Şuurludur. Aynı bizim gibi yer, içer, büyür, küçülür. Eğer iman vacip olsa ufalmaz, büyümez, değişmez. Neyse odur. İkide bir değişiyorsa mahluktur. Değişmiyor mu iman? Kesiliyor, küçülüyor, gidiyor, geliyor. Mahluk değişir, vacip değişmez. Zaten Allah verdiğini söylüyor. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i küllenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir şeydir, bir nur yani. Nurdur, ziyad şey demiyor yani, ziyad işaret sözlerde söylüyor. Varlıktır, vücuda konulan bir şeydir. Allah haşa Allah değildir. Allah'ın nurundan bir nurdur, mahluktur yani. İmanı doldur. Büyür, küçülür. Mahluk olsa büyür, küçülür mü? Gider geliyor. Onunla tanışmak lazım. İki tane iman var. Risale'de iki tane iman bahsediyor. İmani takke koyarsa, nokta koyarsa Risale-i Nur'da, imani deyince imanın o son isinin noktası varsa, imanın sana kazanımları, sana ne kazandırmış, sana ne yaptırabilmiş, nelerden vazgeçirebilmiş, hangi tiryakiliklerinde men etmiş. Tamam? Hastalıkların da çaresidir bu. Şuur imani olursa, takke koyarsan iyi. Sadeleştiren adam bu iyiyle, noktayla takkeyi bilir mi acaba? Nereden bilecek? Şuur imani takkeyle koyarsan bak bakayım, hiç alakası var mı? İmanın içerisi. İmanın bana kazanımla hiç alakası yok. İmanın içi yani. Şuurludur. Şuur imani. Şuur imani. İman şuurludur, hakikatlıdır. Tamam? Nedir o? Zatının bir nurudur. Şuur neydi şuur? Yedi subutu sıfatın bizdeki hulasa-i camiasıdır. Bütünlüğü yani. O dişe vurursak dimağdaki karşılığı, dimağın bütünlüğü. Şuuru imanı deyince imanın içi. İman şuurludur, akıllıdır, beni tanır, beni bilir. Ben seni bırakmam diyor kabirde. Ha, şey de öyle, şahs-ı manevi, ruhani ve varlıktır. Realitesi var, mahluktur, kalem gibi. Öyle şahs-ı manevi, enerji diyelim yani. Kur'an içindeki şiardılar diyor. He? Kur'an içinde şiar var ya, şiar. Evet. Kim için diyor? Öyle okumuşum. Ha, şuur iman için. Aynı doğru. Hakikat içi doğru. İçi yani. İçi bambaşka. Çoğumuz imanımızın içine girememişiz. İman bizde. İmam var. Elhamdülillah. Şunu bunu yaptırmıyor. Şunları şunları yaptırıyor. Namaz kıldırıyor. Zinaya gitmiyoruz. Şükürler olsun. Şu bu. Ama şuur imaniye girdin mi o artık fena filla başladı işte. Şuur imanı. İçine giriyorsun.
tamamen mahfuzsun. Yani içine girme tek şeyi var mı? Var tabi. O ders, 6 tane ders var o. Şuur, iman diye dersler var. Tabi ya, olmaz olur mu? Onun içine gireceksin. Mesela neyi konuşuyorsanız onun içindesiniz, unutmayın. Dimadan konuşurken ben mesela sizle böyle konuşuyorum ya, tak böyle geliyor. Tasavvur falan var ya, tahayyül, tasavvur, taakul. Hemen pat diye orada tefekkür, aynı böyle, hiç şeyi yok. Neyi düşünürse odur. Düşünce güçtür yani. Yaydığın bir enerjidir. Cinler de bu cinsten olduğu için yaydığın şeyleri yakıyor onu, gelemiyor. Düşünürken yaymış olduğun enerji, ki düşünen kafa, kafayla çalışanlar çok yorulur. Bedenen yorulanlar gidip bir yatsın, bir baklava yesin, tamam. Ama dima ile yorulanlar kendilerini çok zor çıkartıyorlar yorgunluğu. Yaymış oldukları enerji bu şeytanı ve cinleri yakıyor. Realitedir bu. Kur'an nasıl onları yakıyor? Niçin herkesin Kur'an'ı tesir etmiyor? Çünkü Kur'an bu değil, bu musaftır. Bunu okuyan da ortaya çıkan haldir. Onun için herkesin Kur'an'ı farklı olunca yakma derecesi farklı oluyor. Sizi senelerin şeyleriyle anlatıyorum bunu. Şey demiştiniz hocam, kelimeleri hani mana yüklerken işte onun bilgisi, ilmi. Evet, yani uslup mesela. Kur'an'ı okurken de kişinin o duyguları, samimiyeti. Mesela şu. Uslup, benim mimiklerim, hareketlerim, oturuşum vesaire, kol, bacak hareketlerim, bu usluptur. Fesahatım da yaprak dili gibi söylüyor ustad. Yaprak var ya ağacın, dil gibidir. Oradan çıkar. Şimdi ben uslubun içerisine sesimi koyuyorum. Onun içerisine kelam koyuyorum. Onun içerisine dimamı koyuyorum. Tahayyül koyuyor, tasavvur koyuyor, taakkul, tasdik, izan, iltizam. Mesela taakkulda 12 mertebe var. Risale-i Nur'dan buradan. Sonra vicdanımı koyuyorum. Sonra kalbimi koyuyorum, koyabiliyorsam. Sonra kalpten mana çıkar. Oraya kadar ruha gitmiyor. Giremiyor oraya. Tamam mı? Bunları koydum, tak diye gönderiyorum. Ha, bu koyduktan sonra telaffuz ederken bu zeminde ortaya çıkan Kur'an. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin zemininde dimağımdakilerin dişe vuruşları. Herkes onu yapamaz değil mesela, mi hocam? Yani böyle mesela farklı çok yani. Farklı işte bu. Ya herkes dimağdaki Kur'an seviyen. Kalbindeki Kur'an senin yani. Ben mesela bu bir lafız diye iş yapıyorum yani, kalıp. Bu libas diyor zaten. Kur'an bu değil. Benim için Kur'an, sen nasıl realitesin? Vallahi hep canlı ve ruhludur. Canlı ve ruhludur. Böyle. Onunla barışık yaşarsan, onunla aran iyi olursa, tak 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 tak, bir duman ya. Neymiş serseriler ya? Böyle tak tak tak, yayıyorsun böyle. Tak. Abi hangisini okuyalım? Havuz bana dediği gibi. Dedim ki, ya Almanya'da soruyorlardı, bak bak bak, aha, kulağım şu anda geldi. İstenmiyor bu demeyi. Ha gitti, sol kulak. Sağ kulak çalarsa diyor Allah Resulü, Rahman seni anıyor. Sol kulak olursa şeytan seni şey yapıyor, müdahale ediyor, giremiyor. Şu anda girmeye şey yaptı da. Ne demiyor, benim için realite bu tür şeyler. Şimdi, havuz dedim, yanımdakiler benim talim hocam. Soruyorlar, ne okuyalım, rahatsız. Bunu da söyleyince olacağım cinci ya. En büyük cinci Allah. Kur'an'da anlatıyor. Kur'an'ı cini yaratmış. Kur'an'da cin söylüyor. Dedi ki bana, ne güzel dedi Laz usulüyle. O ki ihlasın yok, tüm Kur'an'ı oku faydası yok. O ki ihlasın var, bir ihlas oku yeter. Ve vallahi. Ne okursan oku kal. Neyse. Risale-i Nur külliyatından diyor. Risale-i Nur değil ki bu. İşte Kur'an da öyle. Diyorlar şimdi, diyorlar. Metsub deli diyorlar. Aynen doğru söylüyorlar. İnşaat icaz, onu atlayayım. Barla. Barla.
Barla 34, Risale-i Nur manevi bir güneş. 32. söz, 3. mevkıfın ehli gafleti uyandırıyor diyor. Barla 37, Risale-i Nur, müfrit, muannit olmamak şartıyla dinsizleri bile izan ve ikna eder derecededir. Fakat ilaçsız hastalıkları var. Fakat ilaçsız hastalıklar şu. Sevki menfaat, hırs-ı cah, küfr-ü inadi, gafleti kesel, vurdum duymazlık, şirk-i dalal, bu hastalıkları onlara Risale-i Nur gözlerini yummamalı. Yani bu hastalıklar engel oluyor Risale-i Nur'u anlamaya. Yer yer bizi de sardığı için Risale-i Nur'u, tefekkürü okuyamıyoruz. Yani Risale-i Nur okumayı iki defa lugata bakma oku. 2-3 defa lugatla bak. Ne zamana kadar? Bazılarına bir defa bir lugatla, bazen 3 defa, bazı 5 defa. Bu kana kadar. Of, artık lugatla okumak bıktın. Ha tamam diyor ki, beni böyle okuma daha. 3. okuma. Neyse, gidiyor şimdi, girersek ona dağıtmayayım. Barla 64. Bu eseri nazarı insaf ve teyakkuzu arifane ile mutala edenler, ha bu gafletten, gaflet uykusu pek çabuk uyanıyor. Fakat bizler arpa ambarı içinde açlıktan ölen tavuklara benzeriz. Dışarıda medet arıyoruz. Nurcu, Hizbul Kur'an'ı var. 6666 tane ayetin en böyle ruhu, dima ve kalbi ruhu inşa eden, ihya eden ayetleri cem edilmiş. Hizbul Kur'an, bazı medreselerde Hizbul Kur'an yok. Dolaştığım şeylerde yok. Soruyorlar, ben de anlatıyorum. Ya getirin de raftan Kur'an, Hizbul Kur'an getirin de ben size göstereyim. Ara yok. Tanımıyorlar. He? Tanımıyorlar. Tanımıyor. Hizbul Kur'an ha usta. Sanki ben yapmışım. Hocam siz mi hazırladınız? Allah Allah. Usta hazırlamış. Sen hiç Hizbul Kur'an okumadın mı dedim sen hiç? Yani her gün bir mutat, bir Hizbul Kur'an'ın yok mu? Risale-i Nur'un diyor kaynağı bu ayetler. Ve okunduğu zaman vehim ve vesvese gelmeyen. Öyle diyor başında. Ya. Ne yapayım? Buraya atlıyorum. Çabuk geçelim. Öteki şeyden biraz okurum diye. Merak ediyorum. Müşeveşiyet. Atlayayım. Hepsini atlamış, okumuş oluyoruz. Mahkemat 14. Kasemat-ı Kur'aniye ne mi gafletle dalanlara karul asadır, ikaz edicidir. Mesela Allah yemin ediyor vavlarla vesaire. Yasin vel Kur'anin hakim. Vav aynı bağlama, aynı zamanda yemindir. Veya diğer yeminler. Kasemat-ı Kur'aniye gafletten uyandırmak için. İkazmış. Allah Allah, Allah niye yemin ediyor? Mektubat 426. Hizmete karşı gaflet, şeytanın insandaki tembellik, temperverlik, rahatına düşkünlük manasında, vazife darlıklarından istifade etmesi, heves, çok iş yükleme, cazibe darlara yüzünü tevcih eder. Demek ki 426'da hizmete karşı gaflet. Ya hizmet canım, yani gaflet acayip bir şey. Hizmete karşı gaflet. Neyini kullanıyor? İnsandaki tembellik. Tembellik ne biliyor musunuz? Cinlerin dima üfürmesidir. O zaman geliyor. Falan hep oradan geliyor. Peki, eğer uykun geldi değil mi? İstersen deneyim, ben realite denedim. Bak yalan demiyorum, bu üzerine yemin ediyorum. Baktım hiç durumum iyi değil. Hem de mekruhsat. Hizbul Kur'an alınca Allah'ın zatına yemin ederim ki okuduğum zaman uyku kalmıyor. Niye yemin ediyorsun? Allah da yemin ediyor. Ben de yemin ediyorum. İtimat edin. Çok fenayım. Mekruhsat. Yani ya uğraşma benle. Risale okuyorum. Demek ki yok. Diyor ki bunu okumayacaksın. İyi. Bu hal o. Gücüm yetmiyor tabii. Aldım onu. İlk böyle bir satır, iki satıra kadar dayanabildi. Püş.
dozer gibi çakıverdi. İki sayfa götürdüm, dimdik. Ver şimdi Risale. Acayip bir şey. Oyun oynayacaksın ya. Adamı iyi bileceksin ya. Tanımladın mı? Çok kolay oluyor. Mesela kötü düşünceler geliyor. İyi değilim. Ha, diman. İkinci mesele tasavvur. Ha, ben şu anda tasavvurda bir saldırıya uğradım. Sibel saldırı. Tamam. Tasavvuruma uğramışım. Yani doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Tak buraya vurdu. Ha, diyeceksin ki lan aşağılık. Ha, oraya sinyal gönderdiniz. Onun için başladı bende. İyi diyelim. Allah Allah nasıl olmasın ya, ben patlayasım geliyor ya. Doğru bilgi verdiğin zaman orayı yakıp yıkıyor. Nasıl girecek oraya? Oraya giremedikçe kendini kötü hissedemezsin. Merkez orada. Sana orada hissettiriyor. Acayip bir şey ya. Ki bu enfusi tefekkürler ne kadar hoş deyince tak oradayım. Tak oradasın. Tahayyül. Bir şey getirmiyor mu size? Tak taka bir tabaka, katlar falan. İkinci tabaka. Adın gibi bileceksin. Tasavvur. Tasavvur ya. Mesela ustada gelmiş ya şeytan. Sen diyor Kur'an'ı çok âli şey yapıyorsun. Tak orada kavgalar oluyor. Yukarıdan aşağı çakıyor ustad. Yukarısı taakul. Daha yukarısı tasdik. Adam neye uğradığını şaşırıyor. Ne mantık kullanıyor aşağılık. Diyor ki tamam, tamam, tamam Said, tamam. Allah Kur'an'ı şey kelamı deme, beşer de deme. Ortadan bak diyor. Ustad da horon oynuyor. Ulan sen ustad da horon oynayabilir misin lan? Ustad da diyor ki Allah canibinde olmayan her şey Allah'ın karşısındadır. Bu böyle aldatamazsın diyor. Bunun elinde ispat edilmiş deliller, mucizeler var. Ancak bunun elinde dururken sen onların tek tek delillerini sökersen onun elinde alırsın. Ben şimdi bunun elinde buraya niye koyayım? Çünkü bunun buraya gitmesi için bu kadar malzeme kullanıldı. Bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğu için bir sürü mucizeler kullanıldı. Bir sürü vahiler geldi. Bir sürü insanlar şey yaptı. Bir sürü ilim ve mantıklar kullanıldı. Bir çöpü de ben ortaya koyacağım. Niye ortaya koyacağım ki? Sen oradan sök. Ustad da horon oynayacak ya. Ne demek istiyorum? Ustad çok iyi kullanıyor dimağını. Çok iyi kullan. Eğitilmesi gerekiyor. Köpek gibi, at gibi eğitilmesi lazım. Akıl bir alettir diyor ustad. Doğasından patlayacak bir şey değil. Eğitilmesi gerekiyor. Yani sen hiç spor yapmadan hemen top nasıl oynayacaksın? Nasıl koşacaksın? Bir içeceksin yani. Yani bir şey, mesela ben bunları konuşabilmem için bir eğitilmem gerekmiyor mu? Pat diye karşınıza geldim. Arada konuşuyorum. Eğitiliyorum yani. Uğraşıyorum da size de şey yapıyorum yani. Yani eğitilmesi gerekiyor yani. Dima yönetimi. Şimdi gideceğim o Fransa'daki. Akıl ve duygu yönetimi diye konferans vereceğiz inşallah. Yani nasıl yönetiliyor? Lemalar 52. Eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse... Merak etme, de ki Cenab-ı Hak bana kafidir. Madem o var, her şey var. Allah bez gayri heves. Mektubat 523'te. Şimdi bak, onu atlamayayım. Eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse ne yapacağız? De ki Cenab-ı Hak bana kafidir. Madem o var, her şey var. Allah bir şeyin merkezinde ise diğerleri hevestir. Allah bez, gayri heves. Heves. Bununla alakalı atıflar var. Geçiyorum. İmam-ı Gazali bazen izhar çok defa ifhadan daha ziyade eftal olur. Yani aşikarı yapmak da başkalar da istifade veya taklit etmek veya gafletten uyanmak veya dalalette ve sefahatte muanit ise karşısında şair-i İslamiye'nin evinden izhar etmek, izzet-i dini göstermek gibi çok cihetle hususan bu zamanda ve ihlas dersini tam alanlarda değil riya, belki gizliden tasanuk karışmamak şartıyla çok ziyade sevaplı olabilir diye bir teselli buldum. İmam-ı Gazali perde yaparak ustak diyor. Demek ki aşikare şey yapmak, ben böyle İstifade ettim. Böyle çaktım. Bak burada bize söylüyor. Ha, arkadan efendim beni aldatacak. Tabii ki aldatma ihtimali var. Efendim ya
cemaate karşı muvaffakiyetlerini söylüyor vesaire. Tabii ki söyleyeceğim. Şeytan diyor ki bana, deme bunlar diyor, bak demin şey diyecek. Demek ki yaşanır bir İslam olması lazım. Yani Risale-i Nur'un tefekkürü ve manalarının yaşantıya geçtiğini nasıl anlayacak dinleyenler? Nasıl geçebilir? Risale'nin hakikatleri nasıl hayata uygulanabilir? Bilmiyoruz ki. Herkes kendi aleminde meşgul. Bilmiyoruz. Ha o zaman ben veya diğer kim muvaffak olmuş? Bak ben bu konuda muvaffak oldum. Ben Allah'ın izniyle Dima yönetiminde muvaffak etti Allah beni. Yönetti ve anlatıyorum. Bir sürü 250 küsur tane, 300'e yakın bazıları yayınlanmamış psikoloji dersi var. Bir toplumsal ismi psikoloji. Yoksa aslı ruhtur. Psikoloji, psikoruh demek. Loji, ilim demek. Ruh ilmi demektir psikoloji. Ama psikolojisi adamın bozuk diyor. Gidiyor akla ilaç veriyor. Ruhu bozuk, akla ne ilaç veriyorsun? Hadi bir şey ya. Ruha ilaç yok da ondan. İşte bu dersler ya. Mesnevi Nuriye 87. Gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden hali değiller. Çok hoş. Mesela aklın neylim neylim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Olsa bile feyizden hali değilmiş. Ama kalitesi düşük. En azından o ses birilerini yakıyor, rahatsız ediyor, gelmiyor. Ya şey yapamıyorum bakın. Şu Kur'an'ın libası. Mesela benim libasım. Ben miyim? Ama benim kokumu. Fakat Kur'an'ın libası diyor ustad. Diğer beşeri libas gibi diyor. Camit ruhsuz değil. Kur'an'a uygun bir libas var. Ha? Ama libas. Canlı ve ruhludur. O değişmez diyor. Şimdi benim atletim. Benim gömleğim. Benim atletim. Gir içeri. Şimdi Kur'an'ı böyle telaffuz ederken nereden çıkıyor bu? Oraları dışarıya taşıyor işte. Ama böyle hep diyeceğim, sonra kadar da diyeceğim. Yani manevi diyoruz. Manevi demek mahlukiyetten çıkmış değildir. Mahluktur ya. Realitesi var. Adamın düşüncesini okuyorlar. Manevi diyorsun. Realitesi olmasa gözüküyor mu cihazda? Adamın realitesi olmasa gözünden kalbine nasıl seyrediyorsun? Ustad Münafık Basın'a diyor ki, göz kalbin aynasıdır diyor. Kalpte olan her şey gözde gözüküyor. Hatta olan gözüme baka baka yalan söyledi diyor ya. Çünkü yalan söyleyen göze bakamaz. Bakıp da söyleyebiliyorsa çok usta bir yalancıdır. Niye? Kalbi bozuk yani. Acayip olmuş. Kalple akıl göz aynı olmuş. Çocuklarda yalan söylüyorsa eli ayağı öner falan erken falan. Kadın işe yaparsa böyle pek yüzüne bakamaz ve hareket eder vücudu. Beden dilini saklayamaz mesela. Bir ara meşgul olmuştum bunlarla. Peki. Böylelikle gafleti ortadan kaldıran sebeplerde bir ne demiştik burada? Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapıp dimağımıza doğru bilgi verirsek gafletten Allah'ın izniyle kurtuluruz. Gaflet bir zeminsiz zemindir. Ademi bir vücuttur. Tamam? Ademi bir vücuttur. Allahu alem dimağa ait bir yapıdır. Karanlıktır. Zulmet değil. Gaflet zulümatı ile diyor ama zulümata da götürüyor seni. Yani varlık süreci şöyle diyebiliriz mesela. Adem tasavvuf lisanıyla bizim lisanımızda söyleyelim. Adem evamiri tekviniye vücudu ilmi vücut hayat daire ilim daire hayat suret cismaniyet. Tamam böyle çıkıyor. Tasavvufu da sokayım ben. Adem heyula evamiri tekviniye mekulat suret cismaniyet dışa çıktı. Mekulat Risale Nurculuk'ta da var. Yani Nurculuk'ta bir de yapayım. Adem evamiri tekviniye ondan sonra mekulat, suret, çünkü mekulat böyle ne böyle lugata bakarsan hiç dediğim değil yani. Mekulatı ben size hulasaya şöyle yapayım. Lasyeman'da çok geçer, Mesnevi'de geçer.
Mesela diyelim ki ben misal vermiştim hatırlarsınız. Pamuk çekirdeğini Rize'ye götürdüm. Pamuk ağacı çıktı ama pamuk vermedi. Ama onun evamiri tekvinesinde kemalatı var. Ama zaman ve şartlar, toprak ve hava bulmayınca kendisini tamamlayamadı. Pamuk vermedi, yaprak vermedi ama bir şey çıktı. Bu evamiri tekviniyenin çıkan miktarı. Bu çıkan miktarına mekulat denilir. Ha? Lugatta bu yoktur. Bulamaz. Tamam. Peki. Müşeveşiyet, aculiyet, hırs. Bunların basamakları. Gene bunu bak dikkat ederseniz seçmişim. Bunları oku, bunları okuma, bunları oku demişim. Bunları okuma, bunları da oku. Kaç dakika oldu istersen girme hiç bir mesele. 46. O zaman 46'da kalsın isterseniz. Hocam tefekkürü biraz şey yapabilir misin? Mesela tefekkür gafleti dağıtır dediniz ya. Evet, barit ve camit şeyi eritiyor. Nasıl bir tefekkür? Yani ayetlerin tefekkür, neyi tefekkür edeceğiz? Tefekkürü yani böyle şeyi böyle amiyane dersek, tamam, tefekkür evellemektir, tamam mı? Zihnin yapısıdır. Zihin neredeydi? Zihin, irade, his. Tamam. He. Aferin, çok iyi. Zihin, irade, his. Böyle tekerleme yapınca neredeymiş yeri? Vicdanda. Vicdanda. Evet. Vicdanın diş kabuğunu söylüyorum. En diş kabuğu? İrade. İrade. Zihin. His. Latife-i Rabbaniye. Zihnin vazifesi neydi? Marifetullah. Nasıl alacak bu marifetullah'ı? Tamam. Yani şu. Dima var ya dima. Tahayyül. Emri nisbiler. Tasavvur. Emri itibariler. Beyim. Taakkul. Taakkul. Aklın 12 mertebesi var. Altısı dışarıdan alıyor. Altısı içeriden dışarıya veriyor. Taakkul. Tasdik var. İzam var. İltizam, itikat. 7. Bu bütünlüğe getirilen bilgi zihine iner. Fikir bir yoldur. Fikir. Fikir yoluyla diyor ustad. Yani tefekkür ederken bir yol kullanıyoruz. Fikir yoldur. Alınan bir şey değil. Hani bir yoldur, güzergahtır. Tamam. Şimdi bu bilgiyi doğru bilgilerle zihine aktarılıyor. Zihine aktarılınca, tamam, irade de ibadetullah yapınca zıtlardan çıktık. Terkleri terk etti. Yani terk ettik. İbadetullah. İradenin vazifesi neydi? İbadetullah. Zihnin marifetullah. Hissin mabetullah. Latife-i Latife-i Rabbani müşahadetullah. İradenin vazifesi ibadetullah. Tamam. İbadetullah. İbadet eylem. Ubudiyet eylemsizlik eylemiyle eylemin cemidir. Yani menfi ve müsbet ibadet. Terkler var ubudiyette. İbadette o yok. Yani haramı terk etmek ubudiyettir. Namaz kılmak ibadettir. Harama bakmamak ubudiyettir. Tamam. Şimdi bu haramı da terk ettik. Dima doğru bilgi verdik mi? Doğru. İşte bu dersler. Doğru yerde miyiz? Şu anda hisleniyoruz. His. Tamam, muhabbet oldu. Doğru. El hubbu fillah vel buzu fillah. Altını yapıyorum tefekkürün. Yani Allah'ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman. Tevil etmiyoruz. Açık açık neyse o. İlan etmesek bile dost olmayız. Allah'ın şeriatına uymayana uymayız. Allah'ın dinini bozana din diye tabi olmayız. Tamam. El hubbu fillah vel buzu fillah nedir o? His. İrade, zihin, his. Böyle yaptık. Tamam. Bunu yaptıktan sonra şimdi vicdanda zihin deposu var. Bu dimağın bilgilerine zihin arasında bir bağ kurulur. Fikir. Fikir yoldur. Dimağın bütünlüğünü zihne bağlıyor. İşte o bağlılıkta ortaya çıkan bir güç oluyor. Yani bütünlüğe geçen bir enerji oluyor. Onunla bir yere varmak, bir yerleri zorlamak. Yani tefekkür. Ama doğru bilginin olması lazım. Bilginden doğru bilgileri yorumlama oluyor aslında. Yorumlama değil. Hakikatine bağlamak. Felsefede ereğine bağlamak. Yani bendeki bilgiler diyelim ki bilgiler bilgi, ilimdir. Tamam mı? Bilgi burada ise buraya inerse ilim olur. İlme. Şimdi ben bunu kainatı kullanıyorum. Kainatı malzeme yapıyorum. Mesela şunu kullanıyorum. Burada renklendirmiş. Ya mulevvi. Tasvir etmiş, şekillendirmiş. Ya musavir. Şimdi böyle durdum. Uygulama yapıyorum. Tamam mı?
Şimdi buna bakıyor ya Musavvir, ya Mukadir, ya Hay, ölüden diriyi çıkartmış, tamam mı? Şöyle bu bilgidir. Tamam, daha tefekkür değil. Şimdi bunu hakikatiyle beraber bağlayacağım. Fikir şey yapacağım. Buradan bunu meydana getiren esmaya bağ kuracağım. Bağın adı fikirdir. Ne yapıyorum? Allah Allah. Bu Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah bunu zamansız, zeminsiz, taklitsiz, nüminesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, mukayesesiz ilk ve son yapmış. Ve taklit edilemiyor. Şimdi benim bilgim, tefekkür ediyorum, elmadır diyelim veya tıptır, fark etmez. Benim bilgimin kaynağı budur. Bunu ortadan kaldırırsam bilgim yok olur. Tamam? Benim bütün bilgim buraya bağlı, bunu aşamaz, öteye geçemez. Ama bu yapılırken kullanılan ilim benim bundan aldığım ilme benzemiyor. Bir daha söylüyorum. Ben buna bakarak, ziraat mühendisi olarak buna bakarak elde ettiğim ilim, İlmim kaynağı budur. Bunu ortadan kaldırırsam benim ilim de yok olur. Tamam? Bendeki ilim, bilgi, tıp olur, ziraat olur, ne olursa. Eşyanın realitesine, ilim maluma tabi, bu malumdur. Bu Allah'ın ilimden bahsetmiyor. Kader Risalesi ilim maluma tabidir, beşerden bahsediyor. Çünkü kaderde hedef insandır. Şimdi benim ilmim buna bağlı, ereğe bağlı. Şimdi ben buradan aldığım ilim buraya bağlı. Tamam mı? Bunu sıfırlayıp öteye geçemez. Ama ne kadar dibine gidersem gideyim bu sıfırı yoktur. Esma'ya değil. Ama bunu yapan zat, bunu yapan zat, bu yokken bunu yapan zat, bundan aldığım ben bilgi ve ilim cinsinden değil onun ilmi bunu yaparken. Bunu yaparken kullanıldığı ilimle bundan ben elde ettiğim ilim aynı değil. Hiç alakası yok. İşte fikir buradan beni ona götürüyor. Esma yoluyla Musema'yı bulursun. Bu sefer gittiğin zaman belirli bir yerde bitiyor ilim. Ama öyle bir ilim ki ilmin zirvesi sıfırdır. Yokluk. Yokluğunu bilmek için bilmek gerekiyor. Yok olmak için var olmak gerekiyor. İlimle yokluğunu biliyorsun. İlmin son noktası sıfırdır. İlmi bak, yokluğunu bilmek. Nasıl bileceksin? İlim marifetle bileceksin. Kemalatla yokluğunu bileceksin. Peki hani yokluğunu bilmek yoktu? Yokluğunu bilmek yok olmak için değil. Hiçbir vasıf ve sıfatlardan, belirlenişlerden arınmak, dolayısıyla hiçbir belirlenişi olmayan bir zeminde bütün belirlenişin kaynağı olan zat hazır oluyor otomatik olarak. Fena fillah. Ama fena fillah geldikten sonra onun var olması beka billah oluyor artık. Beka billah senin canibinden Allah senin gözüyle ayağına senin duygularını kainatı seyretmesi. Sen, sen mesela yokluğa gitmek fena fillah. Artık sen yokluğu yok olunca beka billah olur. Yani Allah canibinden Allah sana artık tasarruf ediyor. İşte yani, aynı sana daniye. Aynı sana daniye denilen şey bu mu? Bu oluyor. Bu sistemin, senin aynı samet olmak kolay bir şey değil diyor. Çapı herkeste farklıdır. Mesela ben, şimdi bir daha yapıyorum bu tefekkür dedin. Onun için eylem. Ben şeyi çok seviyorum. Her bir sorunun bir lugatı, bir anlayışı, bir de dimadaki karşılığı. Yani bir bilgi, kuru bir bilgi, dimadaki işleyişi, kalpteki işleyişi, eyleme nasıl dökülüyor? Diğerleri böyle mücerredatı sırfa olabiliyor ama eleme dökülmek çok seviyorum. Şimdi ben tefekkürü yapıyorum diyorum. Bakın. Bu nizam, malumiyet, meşrudiyet, taayyun, teşahhus, tamam mı? Evameri tekviniyenin hulasalanmış bir hali. Kader. Yani taayyun, teşahhus, tamam mı? Nizam, intizam, malumiyet, evameri tekviniyenin mürekkep bir vücud harici çıkmış. Şimdi ben bunu zamansız, zeminsiz, taklitsiz, nüminesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, fatır o demektir. Şimdi buradan ben ilim elde ediyorum. Hakikaten Allah öyle bir tasarım yapmış ki, şey için söylemiyorum. Şunu öyle bir mimar ki, iç tasarım, dış tasarım acayip bir şey. Yani bunu ilk ve son yapmış. Her sene son model. Arabanın modeli değişir ama bu değişmez. İşte bunun hakkında ben Risale'den almış olduğum ilimler kullanıyorum. Tamam mı?
kullanıyorum. Zaten biraz önce 346 lemalardan öteki taraftan geçtim, şuna geçtim, kullanıyorum. Zaten otomatik olarak sen yapa yapa, yok lemalardır, şudur bu, hatırına gelmiyor. Dağda görüyorsun, Allah Allah. Hakikaten kalıp yok. Mikserler var ya, böyle beton döküyor. Kalıbı dökecek bina, ondan sonra betonu dökecek, bu çıkacak. Kalıpsız yok. Yani kalıpsız bir şekil nasıl olur? Biz anlayamıyoruz bu. Beşerde bu yok. Kalıpsız şekil yok. Tahta çakacağız, ondan sonra beton dökülecek, sonra çıkacak, bu çıkacak. Yani suyu alacaksın, ha su işte. Bunu yapacaksın. Tamam mı? Meyvesi varsa karabiberi veya tuzunu vesairesini koyacak. Şimdi bu ne konuşuyorsan bunun hakkında, hayret, mucib vesaire, hep buraya kadardır. Tamam mı? Buraya kadardır. Bu fikirdir. Buraya, bunun tabi dibi yok. Bununla, bunun zemininde, bunun dikkat ederseniz yağmurlevin, ey renklendiren, ama öyle taklidi değil. Almış toprağı, mesela şu, toprağı almış, bu rengi çıkarmış. Tuhaf yani. Ama şöyle düşün, şimdi bizim için garip değil, normal bu. Ama Allah var, hiçbir şey yok. Madde yok, nümine yok, zaman yok, mukayese yok. Taklit yok, zemin yok. Bunu nereden hatırına gelecek? Hani derler ya, haşa, Allah nasıl hatırına geldi böyle bir şeyi? Tamam. Böyle bir zeminde bunu yaparken şimdi bizde tatlı bir hal oldu. O tatlı bir hal huzurdur. Huzur demek, hazır olan zatın bizdeki yaptığı tesir. Hazır Allah'tır. Namazda da öyle. Mesela namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman Allemel Kur'an. Okurken böyle bir tatlı oluyor ya. O Latife-i Rabbani'ye Allah'ı gördüğünü gösteriyor. Allah bak sen de memnunum ha, araladı. Böyle Allah hep böyle öteledik bizden böyle. Ulaşılamaz, vurulamaz falan. Hissedilemez zevkin. Olur mu ya? Allah haşa tövbe estağfurullah. Yani öyle bir hal oluyor böyle. Kucak öpesi geliyor tabii yani böyle. Tatlı bir hal oluyor şu andaki hal olduğu. Bu Allah aralıyor yani şu anda hakim olduğu gibi. Allah hazır olmazsa sende huzur olmaz. İşte Latife-i Rabbaniye'nin bu. Bu hal, huzur, hazırın bizdeki dişe vuruşu veya hissettirilişi. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgediği için sesi de, burnu da, tadı da, bu hali de görmeyi kabul etmiyor. Yani göze indirgenmiş, akılları gözlerine inmiş. Göz bir organdır. Akıl da bir organdır. Yani bir hassedir, bir alettir diyor. Kulak da bir alettir. Burun da bir alettir. Hepsinin gördükleri ayrı. Kulağın gördüğü ayrıdır. Burnun gördüğü ayrıdır. Gözün gördüğü ayrıdır. Aklın gördüğü ayrıdır. Kalbin gördüğü ayrıdır. Vicdanın gördüğü ayrıdır. Tamam? Latife-i Rabbaniye o cez ve celbede namaz. O namazla Allah celbediliyor, cezbediliyor nasıl oluyorsa. Peki nasıl anlarız Allah'ı latifemiz gördüğünü? Çanak anten uyduyu çekiyor, filmi çekiyor. Nasıl anlarız? Televizyonda anlaşılır. Sağ ol, sağ ol. Biraz ileriye al. İndir, indir. Tamam, tamam, tamam. Karınca düzeldi. Tamam. Peki, çanağın gördüğünü görüyor musun sen? Çıplak yüzle bak bakalım. Ulan bir saç kadar bu. Saç. Saç ya. Çanak anten saçtır, demir. Onun gördüğünü göremiyorsun. Çıplak yüzle bak bakalım. Semayı, uyduyu görecek misin? Onu görmediğini bu görüyor. Peki, bu gördüğünde şüphe var mı? Yok. Nereden? Eylem var. Peki, çıplak yüzle bak bakalım. Çanağın içinde film var mı? Yok. Ama şüphem var mı? Hani ey gözüne görmediğimi inanmayan diyen adam. Peki bu çanağın gördüğünü nereden biliyoruz? Huzur. Bu Latife-i Rabbaniye'dir bu. Uydu da haşa Allah. Allah'ı gördü. Nereden biliyoruz? Televizyonda film gözüküyor. Eğer çanak görmeseydi ekranda gözükmeyecek. Televizyonda kasıt bedendir. Televizyondaki program ruhtur. Televizyondaki elektrik hayattır. Bu çanak da oraya bağlıdır. Dışarısı gibi gözükür ama onun hakikatidir. Latife-i Rabbaniyesidir. Uydu da Allah. Ondan sonra filmlerde hakikatler. Gözüktün. Bunu gördüğünü nasıl anlıyoruz? Aa vay be. Şüphesi olan var mı? Film seyrederken. İşte Latife-i Rabbaniye çanak antende Allah'ı seyrediyor işte böyle. Öyle yap böyle. Düşünün bunlar hep tefekkürdür. Ama tefekkür için bir doğru yerde doğru insanlarla doğru iş yapmak. Yani doğru bilgi vermek lazım. Dima doğru bilgi vereceksin. Bu kesin.
İki, dima neyle çalışır? Terklerle çalışır. Tiryaki o, haramları terk edeceğiz. Dima çalışması, malzeme verdik. Malzeme verdik ama makine çalışmaz ki daha. Şöyle diyeyim, arabayı marşa basınca motorun çalıştığını zanneder cahiller. Bilmeyenler, cahil manası, aşağılamak manası değil, cahil yani bilmiyor. Marşa basınca motor çalıştığını zanneder. Hayır, mesleğimi olduğu için söylüyorum. Marşın, marş motoru var. Küçük bir motordur. Bu elektrikle çalışır. Bu marş motoruyla umumi motor çalışıyor, kontak çeliği. Ama o kadar hızlı oluyor ki biz marşa basınca motor çalışıyor zannediyoruz. İlk önce marş motoru çalışıyor. Sonra o marş motoru arabanın motorunu çalıştırıyor. Tamam. İşte marş motoru bu bilgi. Onun çalıştırması için de terk, haramları terk edeceksin. Ben merkezciliği terk edeceksin. Ben enaniyet gururları terk edeceksin. Terklerle çalışır dima. Yani motor var, yakıt var, her şey var. Var. Marş motorun yoksa, marş motoru böyle olur ha. Kıt kıt. La ne var ya, motorumu salla. Benzin de var. Elektrik de var. Kıt kıt ne yapıyor? Marş motoru bozuk. Marş motoru demek marş veren yani. Ayda yürü. Arabaya her komutu veren. Ama biz bilmediğimiz için biz anahtarla muhatabız. Ama çeviriyoruz, araba çalıştı zannediyoruz. Araba ilk önce çalışmaz. İlk önce ayrı, onun dışında küçük bir motor çalışır, sonra büyük motoru çalıştırır. İlk önce malzemeleri alıyoruz. Sonra terklerle, terk zemininde motor çalışıyor. Dima terklerle çalışır, kalp eylemlerle çalışır. Tamam. O zaman seni fikir, tefekkür, tefekkür ne demek? Tefaül babındandır. Kişinin üzerinde cari olan fikret ama fikir yoluyla gidişli gelişli yol. Fikir yoldur. O malzemelerle o kapıyı vurmak. Doğru bilgilerle fikir yoluyla mesela yoldur. Fikir gittik, yürüdük. Ne var? Sepette bir sürü anahtarlar var. Açıyoruz. Her bir bilgi bir yeri açıyor. Yani esma. Esma nasıl bir şey? Enerjidir, realitedir. Yani bizi hissettirir böyle tatlı bir şey yani. Zevk olur. Zevkimi bozma derler ya, havamı bozma. Zevk. Ortam. Mesela şu anda olduğu gibi. İşte hepinizin kafasından şu anda buharat-ı aliye. Sufli değil. Aliye yayınlanıyor şu anda. Herkes derecesine göre yaydığı kadar değil. Yayması bütünü almasını, hakkını kazanıyor. Haçtaki gibi. Bir avam gidiyor, bir bedevi gidiyor. Haçta 6 milyon, 7 milyon insanın yaymış olduğu manayı alıyor. Bir bedevi evliya geliyor diyor. Bilhassa aleyh, şüphesiz. Evliya. Niye? Verdiğini alsa evliya olamaz. Yani veriyor, bütünün alma özelliğini kazanıyor, hakkını kazanıyor. Şimdi de öyle mesela. Yayıyoruz. Ama bu dersi dinleseniz bu zevk alamazsınız. Şu anda ortamı alamazsın. Mümkün değil. Bilgiyi alırsın. Ama ortamın yaymış olduğu dalgaları, o teneffüs, tefeyyüs zor. Onun için mutlaka gidelim. Bilgiyi Hazreti Ali'nin aldığı bilgileri, sahabenin aldığı Ebu Hüreyre'nin bilgilerinden fazla bilgimiz var. Mesela Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadisin ravisi. Ama Ebu Hüreyre 2734 hadis ravisi. Ama Ahmet bin Hanbel'e kadar bir sahabe varamaz ilimde. İlimde, Gazali söylüyor. İlimde. Niye ona? Çünkü o sahabe turfanda almış. O dalgalarla almış. Resulullah'ın insiba ve inikasından almış. Yani ne kadar alim olursa ne ol, sahabe yetişilmez. Vahir davahum. Yarın inşallah müşeveşiyet, aculiyet, hırs basamaklarını okuyacağız. Vahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.